Herkese merhabalar. Anno 1800'ün yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Oyunu bayağı sevdiğimi söyleyebilirim. Ha, şuna bakar mısınız abi? Detay seviyesi oyunda inanılmaz. O yüzden bu seriye olabildiğince devam etmek istiyorum arkadaşlar. Bu bölümde biraz şimdi ne yapacağız ondan biraz bahsedelim. Tabi hala oyunu öğrenme aşamasındayım, onu da söylemem gerekiyor. Bu bölüm ticaret yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü şunu fark ettim. Paramız azalıyor. Yani paraya ihtiyacımız olacak büyük ihtimallerde. Şu anda da azalmaya devam ediyor. Burayı, şu ikinci adamızı şey yapmak istiyorum. Burada kereste, burada bayağı bir kereste çıkaralım diyorum. Burayı çiftçiler için bir yer yapalım. Bu arada şunu da fark ettim. Şurada bir ikinci barımız varmış. Çiftçiler burada, işçiler burada. Mesela şu binayı yükselttiğimiz zaman artık burası İşçi binası oluyormuş. Yani oyunu hala öğrenme aşamasındayım dediğim gibi. O yüzden yavaş yavaş çözeceğiz umarım. Yani bu adayı bence kereste yapalım abi. Buradan kereste çıkarıp mesela şu eleman, bir saniye, şu eleman kereste alıyor mu? Kereste satıyor. Bu satış sizden herhangi bir ürün satın alacak diyor. Aslında bizim ticarete başlamamız lazım. Diplomasi var burada. Mesela bununla ticaret yapabiliyor muyuz? Mesela bunlara nereden bakıyoruz? O, bununla savaş halindeyiz zaten korsanla. Mesela hareketler, sözleşmeler desek, ticaret anlaşması desek. O, beni kandırmak istiyorsun diyor abi. Neden öyle dedi anlamadım. Ticaret anlaşması büyük ihtimal direkt yapamıyoruz. Belki de öyledir, bilmiyorum. Şu anda hala dediğim gibi öğrenme aşamasını. Bu arada şunlar da görevlermiş. Aynen, mesela bu görev diyor ki 2000 madeni para karşılığı bir şey teslim et diyor. Kabul edelim, böyle biraz görev yapalım. Bizden ne istiyor? Tuğla istiyor. Mesela bunu mu kullanacağız yoksa bu araca getireceğiz? O, anladım. Mesela bizden ne kadar istiyor? Onu yazmamış ama. Şu an görevi tam anladığımı söyleyemem. Şöyle yapalım bence. Burada tuğla üretimine başlamadık. Bence bu görev dursun. Yarım saatimiz var. Umarım onu başarabiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir problemlerimizi çözmeye başlayalım. Şimdi burada depo var ama şurada gördüğünüz gibi hepsi depodan dolayı biraz burada işler aksıyor. Şöyle yapalım. Bir tane şuraya depomuzu koyalım. Şöyle biraz yönünü döndürelim. Abi nedense bu oyunda yol eklemek bayağı hoşuma gitti her yere. Yani şu anda iyi misiniz? Aynen, şu anda iyiler. Tabii bunlar bir de şeylere de uzak. Kereste fabrikalarına da uzaklar. Şöyle yapalım. Kereste fabrikası ekleyelim biraz şuraya. 3 tane iyi midir? Şöyle farklı farklı yönlerde ekleyelim ki biraz daha böyle doğal gözüksün. Bence şimdilik 3 tane burada iyidir. Hatta şöyle de yapabiliriz. Maksat, burada depomuz var. Şuralara ekleyelim abi. Buralardan odunları toplamaya başlasınlar. Şöyle iyi midir? Aynen. Şimdi bu bölümde arkadaşlar tuğlaya geçmeden önce şöyle yapalım diyor. Biraz şehre bakalım. Şehirde neler ihtiyacımız var? Mesela bu binayı yükseltmemiz için ne gerekiyor bizde? İçki istiyorlar, bar istiyorlar. Yani bu binayı yükseltebiliyorum. Bu bina için ise kilise istiyorlar ve bira istiyorlar. Ve ihtiyaçları sosis, sabun, ekmek, yani okul, buralardan bakabiliyoruz. Biz tabii ilk yükseltmeyi yapabiliyoruz. Mutlulukları için de insanların belli başlı şeylere ihtiyaçları var. Mesela bu binayı yükselttiğim zaman artık bize İşçi geliyor ve böylece artık tuğla üretebiliyoruz. O yüzden şöyle yapacağım. Şuradan yükseltmeyi alalım. Sadece şu kısmı şimdilik yükseltmek istiyorum. Bir de şurayı da yükseltelim. O, ondan daha hızlı büyüdüğümüz için artı 2 diyor. Güzel, güzel. Ama bizim tabi İngiliz sevinmedi buna. Eksi 2 diyor. Neyse, önemli değil herhalde bunlar şimdilik. Arkadaşlar şimdi tuğla için neye ihtiyacımız var? Tuğla için kil ocağına ihtiyacımız var. Kil ocağı en yakın şurada var bir tane. Bir tane de burada var. Ben burayı kullanmak istiyorum. Burada çünkü fazla bir şeyimiz yok. Buradan başlayalım. Bunu kurduktan sonra
Abi normal yol kuralım. Şimdilik çok para harcamayalım. Oyunda hala paraya ihtiyacımız var şimdilik. Mesela bu tuğlayı yaptık buraya. Pardon, kil ocağını yaptık. Şimdi tuğla için bize bir saniye 30 saniyede kil çıkartıyor. 1 dakikada da tuğla çıkartıyor. Yani bir tane koysak yeterli herhalde şundan. Bir tane koyalım. Yanına da depomuzu koyalım. Şuradan bir tane depo yerleştirelim yanına. Hazır bunu yapmışken arkadaşlar şöyle de düşünüyorum. Şurada bizim yollarımız vardı. Şu yolu şu tarafa doğru çekelim. Burayla bağlantısını sağlayalım. Burayla yollar bağlantılı olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Oyun bir tık ona dikkat ediyor. Şöyle yapalım. Biraz iş gücümüz azaldı. Şuraya biraz konut ekleyelim. Şöyle yapalım. Arada bir boşluk olsun. Araya da şuradan çalı ekleyebiliriz. İki ucuna da birer ağaç koyalım. Bence böyle aralarda dekorasyonlarda iyi oluyor. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. İtfaiye için bize ne gerekiyor? Bakım maliyeti eksi 25. 4 tane kereste istiyor ve bizim de kerestemiz var. Ben şimdilik şuraya koyayım diyorum. Bunlar insanlara mutluluk sağlıyor. Yanlışım yoksa herhalde şu büyüklerde sağlıyor. Bu şu anda sağlamıyor ama şöyle bakıyorum yani bunun bir alanı var. Mesela şurada yangın çıktığı zaman herhalde yetişemeyecekler diye düşünüyorum. Yani şu anda yetersiz iş gücümüz var. Kerestemiz var. Biraz geliştirelim diyorum. Şöyle biraz büyütelim. Bizim çiftçiye şu anda ihtiyacımız var abi. Biraz artıralım diyorum. Şöyle yapsak şuraya kadar. Aynen abi, şuraya kadar dolduralım. Hatta şöyle de yapacağım. Şu kısma da dolduralım. Şu kısma da dolduralım. Aynen abi, şu anda insanlara ihtiyacımız var. Olabildiğince insan çekelim. Çiftçi çekelim buraya. Sonra da yavaş yavaş şeye yükseltiriz. Adı nedir? Normal işçilere yükseltiriz çiftçileri. Hatta yine şöyle yapacağım abi. Şu dekorasyon muhabbeti bayağı yumuşak yani. Böyle eklemi kaldırması, böyle mesela ağaç eklemesi çok rahat yani oyunda dekorasyon yapmak. Bayağı hoşuma gitti. Şimdi bunları yaptık. Burada bir görevimiz çıktı. Çalışan size bir şey iletmek istiyor. Çocukken mutluyum daha fazla hediye getirecek misin? Bizden boğer diye bir şey istiyor. Olağan dışı verim ve bakım maliyeti diyor. Abi bunu yapabileceğimizi sanmıyorum. Kabul edelim. Şehir sakinlerinden bir hediye alın. O da burada. Böylece görev tamamlamış oldu. Yani bize tüm ticaret birliği gerektirir diyor. Bir sendika binasına yerleştirin. Mesela bunu buraya yerleştirebiliyoruz sanırım. Peki bu bize ne veriyor? Verim veriyor. Bakım maliyeti artırıyor ama. Bunu kil ocakları, nitrat üretimi, kum ocağı, kireç taşı. Hemen şuraya ekleyelim o zaman. Tabi buraya ekleyebiliyor muyuz? He, bunu herhalde böyle depoya eklememiz lazım. Ya da şöyle sürüklesem. Bunu nasıl kullanabilirim? Hiçbir fikrim yok. Neyse abi, bunu şimdilik geçelim. Gerçi görev de bize bunu yap diyor ama. Bir saniye abi. Bu ticaret birliği gerektirir diyor. Yani şu binaya ihtiyacımız varmış. Bunu şimdilik yapamayacağım çünkü o kadar tuğla üretmiyoruz. Bunu da şimdilik es geçelim. Şurada yine bir tuğlamız var. Bunu da kullanalım diyorum. Şöyle alalım abi tuğla. Kil ocağı yapalım. Şöyle yola bir geçebilirsem. Pardon, çifte geçmemiz gerekiyor. Şöyle bir yol çekelim. Etrafını da döndürelim. Sonra buraya da bir tuğla fabrikası ekleyelim. Ve yanına da yine depo eklemek istiyorum. Şöyle deponun yönünü döndürelim abi. Böyle iyi midir? Bence gayet iyi. Şöyle etrafını da döndürelim. Bunlar da keşke böyle yükseltme falan da olsa. Şu anda herhalde iyiyiz, değil mi? Aynen, şu anda iyiyiz. Tuğla üretmeye başladık. Şimdi biraz da bizim yine yeni çalışanlara ihtiyacımız var. O yüzden yine şöyle yapacağım. Şurada biraz bina yükseltelim. Şu kısmı yükseltebiliriz. Aynen, artıya geçtik. Yeni şehrin yeni durumu köy olduk abi. Çok güzel. Artık büyüyoruz yavaş yavaş. Burada
Oh, bir saniye abi. O zil neydi? Bir zil çaldı ama. Ne olduğu hakkında fikrim yok. Şurada bizim yeni depoya ihtiyacımız var. Bu depo burada çok doldu. Şöyle yapalım. Şuraya bir depo daha ekleyelim. Aynen abi. Şuradaki depo çok fazla araba yükleme yavaşladı. Aynen buraya şuradaki şeyi biraz hafifletelim. Şimdi arkadaşlar bizim gemimiz burada. Tuğla bizden kaç tane istiyordu? Ona bir bakalım hemen. Şurada eleman. Abi tuğla kaç tane istediği yazmıyor ama ben tüm ticaret birliği yani yine ticaret birliği gerekiyormuş arkadaşlar. Aynen. Ben şimdi onu da es geçeceğim. Şurada bu eleman ne istiyor? Abi bunların ne istediklerini göremiyoruz. Şöyle yapacağım. Şurada bir tane yerimiz. Göremediğimiz bir iki ada var abi. Şuraya gemiyi gönderelim. Buraları da keşfedelim diyorum. Ne olur ne olmaz. Belki güzel bir şey vardır. Bir ticaret yeri falan buluruz belki. Bu arada liman yapmamız için ne gerekiyor bize? Ben onu çok merak ediyorum. Tabii öncelikle yelken yapmamız lazım. Küçük bağlantı noktası. Oo, tersane. Arkadaşlar oyun bayağı büyükmüş. Oo, bu arada çiftlik buradaymış arkadaşlar. Ben hani tahıl alanları nasıl yapılıyor demiştim. Bu da yine işçiler kısmındaymış. Abi ondan önce biz şuradaki bir şeyi hızlandıralım bence. Şurada biraz nüfus gelsin buraya. Buraya da biraz yerleşelim bence. Bir an önce buradan da kereste bol bol üretime başlamak istiyorum. Şöyle yapabilir miyiz? Şöyle yapsam şuraya bir tane konut ekleyebilir miyim? Hani şuraya bir konut ekleyelim. Şöyle döndürelim. Şöyle gelelim. Şimdi şuraya biraz daha konut ekleyelim diyorum. O biraz kötü ekledim tabi. O Prens Queen bize 2200 lira para gönderdi. Çok iyi. Beleş para. En sevdiğimiz. Abi herhalde bizden hoşlandı yani. Ticaret yapmamız lazım aslında bu kadınla da. Aynen abi, onunla bir ticaret işine girsek iyi olur. Bu arada bir saniye abi. Şurayı tekrar yıkacağım. Buraya itfaiye koyalım diyorum. Burası da itfaiye ihtiyacı vardır. Öyle düşünüyorum yani. Ve bir tane patates çifti ekleyip içki de üretmeye başlayalım diyorum. Şöyle yapalım. Şuraya iki tane ekleyelim. Patates çiftliği bir tane daha eklemeden önce şunun bir alanını belirleyelim abi. Şöyle iyi midir? Aynen böyle iyi sanki. Abi kaç tane yapabiliyoruz? Aynen bir tane kaldı. Onu geri yıkacağım abi. O orada bir tane olmadı bence. Şöyle yıkalım onu. Yanına bir tane daha patates tarlası koyalım. Şöyle. Aynen böyle iyidir. Aynen şöyle yolumuzu devam ettirelim. Sonra şurada bizim yine ağaçlık alanlarımız var. Hemen kereste odun. Hemen işlerine başlayalım abi. Şuraya da bir tane koyalım. Hatta ben şuraya da bir tane koyacağım. Yolumu bağlayacağım. Çok iyi. Sonra da buraya da yine bir küçük depo koyalım. Depo tabi şurada olur. İyi güzel. Burada da artık bira üretebileceğiz. Buraya itfaiyeyi koyduk değil mi? Aynen itfaiyeyi koyduk. Burada neyimiz eksik? Barımız eksik. Barı da koyalım diyorum. Barı da şöyle koyalım abi. Şöyle de yolu etrafından döndürelim. Hemen şurada bir dekorasyon gördüm. Buraya dekorasyon yapacağım. Aynı şekilde şuraya da yapabiliriz. Aynen şuraya da yapalım. Şöyle küçük bir yer yapalım. Şura dursun belki buraya bir şey ekleriz. Gerçi şöyle bir tane bina eklesem. Aynen abi bina ekleyelim. Şöyle de arkasına ağaç çalı koyalım. Aynen abi gayet güzel oldu. Bu arada şurada ne diyor? Gece gündüz değişikliği varsayılır olarak devre dışıdır. O geceye de geçebiliyor muyuz? Güzelmiş abi. Onlarla şimdilik uğraşmayalım. Şöyle yapacağım. Şuraya kereste fabrikası ekleyelim diyorum. Ama burada tabii bir tık şey alanlarına, ağaçlık alanlara bokettik ama iki kereste fabrikası burada iyidir. Umarım burada bol bol kereste üretebiliriz. Şöyle de yapacağım abi. Hatta biraz daha belki abartıyor olabilirim. Odunları toplayalım bence. Aynen abi buralarda odunlar kaynıyor. Şöyle yapalım, yollarını bağlayalım.
Umarım burada bol bol kereste üretiriz çünkü ticarete bir an önce başlamak istiyorum. Şuraya da bir depo koysak iyi midir? Yani oraya da bir depo koyalım. Büyük ihtimal bunların burası yavaş yavaş gelişsin. Şimdi burayı bırakalım abi. O burada yine bir ada bulmuşuz. Çok güzel. Hay hay. Ben tabii bir ticaret yeri buluruz diye düşünmüştüm ama burada ada çıktı. Şuralara bir bakalım. Buralarda keşfetmediğimiz bir yer var mı böyle ticaret yapabileceğimiz? Herhalde yok gibi arkadaşlar. Herhalde her yeri keşfettik. Ben gemiyi bir şuraya göndereceğim. Gemimiz buraya bir gelsin. Şurada bir bakalım neyimiz var. Oo, bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Tuğlamız var mı? Aynen, tuğlamız var. Gemiyi geri döndür abi. Tuğla satışına başlayalım. Ticaret anlaşması imzalayalım bence. Buraya tuğla satalım arkadaşlar. Aynen. Yavaştan tuğla satsak buraya belki bir tık iyileşiriz. Hatta kereste de satabiliriz. Kereste durumumuz ne? Çok ahım şahım değil. Umarım şurası bir an önce hızlanır. Burada bol bol kereste gelir buradan. Bu arada bu da geldi. Editörün gazetenin yeni bir tirajının yayınlandığını duyurdu. Şöyle bakalım. O abi herhalde propaganda yapabiliyoruz. Yani mesela şu iyi bir haber, bu güzel bir haber, güzel bir şehir dekorasyonu falan yaptığımız için büyük ihtimal. Veli birisi adaya yerleşmek için izin istiyor. O işi geçeceksin abi. Herhalde benim adama yerleşmek istiyordu, manyağa bak. Çok az çiftçi. North Bay çiftçi sıkıntısı nedeniyle ürün kıtlığı ile karşı karşıya kalan az sayıdaki çiftçinin bir de mutsuz bir şekilde ürünlerimizi kurtarmak için öğrenebileceğimiz her türlü yardıma ihtiyacımız olacak. Abi şöyle düzenleyelim. Yani mesela bu -5 mutluluk seviyesi veriyor. Ben onu şöyle propaganda yapalım. Harcama harcama harcama. Bol alışveriş yapın. Yayınla abi. Gönder. Elbette daha iyisini, tabii ki de elbette daha iyisini bileceğim. O propaganda yaptığımız için Prince Queen sevmedi tabii. Prince Queen şu muydu? Aynen, bununla ticaret anlaşması imzalayabilir miyiz? Şöyle bakalım. Teklifinizi reddeder diyor abi. Bunlar hakkında gerçekten bir fikrim yok. Bunları bir ara araştırayım. Bir sonraki bölüm öyle bakalım bunlara. Şimdilik bu elemanlarla fazla muhabbete girmek istemiyorum. Bu arada gemimiz gelmek üzere. Hemen bir tuğla yükleyip gidelim. Tuğla, kereste biraz yükleyelim gidelim abi. Çünkü paraya ihtiyacımız olacak. Çünkü hala eksideyiz. Artıya da geçmek üzereyiz bu arada. Umarım bir yandan ona da geçeriz. Şu balıkçı yeri inşa olmamış. Onu inşa edelim abi. Şimdi bizim şuradan 20 tuğla değil de şöyle 10 alsak, hani 10 alalım. Sonra kerestemiz yok mu abi? O kerestemiz varmış, tamam. Pardon, onu görmedim. Şöyle yapacağım. Biraz içki alalım. İçkiydi değil mi? Aynen, içki. Biraz da balık alalım. Keresteyi şimdilik dursun. Kereste çünkü azmış ve bayağı ihtiyacımız oluyor bir şeyler yaparken. O yüzden bu iyidir herhalde. Hatta bir tık 50 yapalım balığı. Hatta içkiyi de alalım abi. Dur. İçkiyi de alalım. Şimdi ben bunu buraya göndereceğim. Umarım bir işe yarar bu. Şöyle bir bakalım burada işleri iyi mi? 32. Aynen, dediğim gibi arkadaşlar, burada umarım kerestede bol bol artıya geçeriz. Yetersiz iş gücü diyor ama. İş gücüne bakmamıştık. Hemen onu da ayarlayalım abi. İş gücü yerleştirelim buraya. Şuraları hemen bir yapılandıralım. Şuradan bir yol çekelim buraya. Şöyle bol boydan boya. Şuralara şimdi yerleşkeler kuralım bence. Şöyle iyi midir? Kerestemiz bayağı azaldı. Herhalde bu kadar yeterli. Şöyle iki de yol çekelim. Gerçi buraya çekme abi, bir saniye. Buraya çekmeyelim çünkü yine şöyle yan yana koymak istiyorum. Bu 3 bloktu değil mi? Şöyle çekmemiz gerekiyor. Yine şuraya da ev yaparız. Şöyle yapacağım, yine araya çalı koyalım. İş gücümüz hala eksi de. Yine biraz kereste geldi. Biraz daha ev yapalım. Şöyle ne kadar ev yapabiliriz? O eksi 2 diyor.
şöyle iyi midir? Aynen. Tüm keresteyi kullandım arkadaşlar. Ama eksi 1'e düştük. Çok iyi. Yani şu anda sadece bir kişi de eksik herhalde çalışmayan. Şu anda buranın tam takır üretmesi gerekiyor arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Bakalım. Hatta şöyle de yapacağım. Bir tane daha kereste verir. Şöyle hızlandırsak. Aynen. Bir tane daha kereste verdi. Artıya geçtik. Çok güzel. Aynen. Şurayı bitirelim bence. Şöyle yapalım. Hızlandıralım. Bu binaları inşa etmek istiyorum. Tamam. Dur. Bu ada şu anda artıda arkadaşlar. Şu anda iş gücü ada dengesi artı 50. Bayağı güzel. Burada bol bol kereste üretiriz umarım. Bu arada artı 60'a da geçmişiz. Every ship needs a stiff rudder. Bu elemanın burada ne işi var abi bizden? Bir şey mi satın almak istedi acaba? Gerçi şu anda bir şey satmıyoruz. Herhalde bizim şu binaya ihtiyacımız var böyle alışveriş, ticaret yapabilmek için. Gemimiz yolda gidiyor. Bir an önce yetişir umarım. Şurada bu arada bu elemanların savaş gemileri dolanıyor ortada. Umarım gemimize patlatmazlar. Şimdi şurada bir uyarımız var. Bu uyarı ne ola ki? Çiftçi sayısı. Ha, çiftçi sayısından bahsediyor zaten, onu düzelttik. Bu arada elemanlar bizim buralarda dolandırıyor. Sanırım ticaret noktaları arıyorlar. Bu arada şuraya bir bakmak istiyorum. Oo abi, elemanlar bayağı sanayileşmişler arkadaşlar. Bizim hızlanmamız gerekiyor. Ben şöyle yapacağım. Bu tuğla üretimini hızlandıralım. Şuraya bir tane daha koymak istiyorum. Şöyle yıkalım şu kısmı. Ay abi, bizim bundan koymamız gerekiyor sanırım. Bir saniye, şunu geri yıkacağım. Tam istediğim gibi olmadı. Şöyle de yol çekelim etrafına. Çünkü bu bir dakikada üretiyor. Yani buradan bol çıksa bile bir tanesi yetmiyor sanırım. Aynısını şu tarafta da yapalım ki bir an önce üretsinler abi. Bu tuğlaya gerçekten ihtiyacımız var. Yani sanayileşmede ilk aşama bu. Sanıyorum öyle. Şöyle etrafını da saralım. Aynen abi. Şu anda tuğla üretimimiz bir tık daha iyiye gidiyor. Tabii yine insana ihtiyacımız var. Hemen şöyle yapacağım. Şu kısmı yükseltelim. Şurayı da yükseltsek. Aynen. Şu an dengeledik. Güzel. Şimdi başka ne yapabiliriz? Çiftçi kısmında arkadaşlar şu anda bir şey kalmadı. Her şeyi yaptık. Şunlar, geri kalanlar. Dekorasyon. Yani artık buraya geçmemiz gerekiyor. Sosis geçebiliriz ama şu ticaret binası bir alanı var arkadaşlar. Bakım maliyeti 50. Kullanım etki noktaları herhangi bir etki puan harcamadan inşa edilebilir diyor. Bunu inşa etsek mi şu an bilemedim yani. Bu bina tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum. Aslında buna geçmeden önce şeye de geçebiliriz. Çiftlikle, fırın, un, değirmen. Şu kısmı gözüme kestirdim ama bir tık da şuralara yapsak daha iyi olur sanki. Hatta gerekirse şu kil yatağına doğru da gidelim bence. Aynen abi, bence buraya doğru gidelim. Şuradan bir yol alalım. Şu kısma kadar gelelim. Buraya da bir tuğla yeri yapalım bence. Şöyle yolumuzu da etrafında döndürelim yine. Aynı şekilde. İyi midir? İyidir. Sonra tuğla fabrikası. 3 tane yine kuralım. Sonra da bir tane depo üretelim. Şurada depomuz nerede abi? Küçük depomuzu buraya yerleştirelim. Şöyle de yol gitsin. Sonra şu ara kısma bence tarlalarımızı, çiftliklerimizi yapalım. Şu anda iş gücümüz yine düştü çünkü burayı eklediğimiz için. Bir tık daha ev yapsak iyi olur bence. Şuraları biraz daha insanlarla dolduralım. Veyahut da şurada bir boş kısmımız var. Burası olabilir. Yani abi, şöyle burayı dolduralım önce. Şöyle yol geçsin. Yol geçsin. Yine klasik dekorasyonumuzu yapalım. Bence iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada gemimiz ulaşmış. Gemimiz ulaşmış. Hemen gemiye dönelim. Aynen abi. Gemimiz şimdi burada. Buna şimdi verebiliyor muyuz? Bu yani bunlar hiçbirini satın almıyor abi. Yani biz bunu buraya boşa getirmiş olduk. Anladım. Yani şu görevi yapabilmemiz için de yine
bu binaya ihtiyacımız var. Tüm ticaret birliği gerektiriyor diyor. Yani bunları yine yapamayacağız. Ben şöyle düşündüm, yine de eleman alır diye düşündüm abi. Sanırım almıyorlar. Şöyle biraz daha yaklaşsak. Biraz daha yaklaşalım, belki o zaman olur. Ha, biz buradan sadece satın alabiliyoruz. Şöyle yapacağım. Şuradaki mavi eleman vardı, bu bizim İngiliz. Bir gidelim, belki bu ticaret yapar abi. Yavaş yavaş öğrenelim. Umarım ticaret yapmaya başlarız biriyle. İş gücümüz azalmıştı, aynen. Tekrar ona dönelim. Şurada konutlarımızı yerleştirelim. Şu kısma iyi midir şöyle? Ha, bu şöyle iyidir. Şu kısma yerleştirelim. Yol bağlantılarımızı kuralım. Şöyle iyidir burası. Ha, şu kısma yol yapmayalım bence. Şöyle ağaç koyalım. Çalı koyalım. Arayı dolduralım. Aynen. Bir tık daha çiftçi sayımız arttı. Tabii işçiye hala çok ihtiyacımız var yani. Şurada büyük bir alan mı yapsak, ne yapsak? Aynen abi, bu kerestemiz de var nasıl olsa. Yapalım bence. Çünkü tahıla da gireceğiz yani. Bir an önce ona da başlamamız lazım. O yüzden şuraya yine konut ekleyelim. Bu sefer de şöyle diklemesine gidelim abi. Dikey ekleyelim. O bir saniye, yanlış ekledim ama. Aynen, yanlış ekledim. Böyle burayı tekrar yıkalım. Çünkü aradan bir yol geçiyor, ben iki yer yaptım. Şöyle iyi midir? Şöyle. Böyle yine. Sonra da hop, yine yanlış koydum abi. Şurayı yık tekrar. Aynen böyle iyidir. Şurada küçük depo gösteriyor. Konut göstermiyormuş. Tamam. Şöyle iyi miyiz? Kaç geldi? 135. Tamam, bunu çok iyi. Sonra da şuradan biraz yükseltme alalım. Şu kısmı yükseltebiliriz. Aynen şöyle iyi midir? Aynen şu anda çiftçi sayımız tekrar artıya geçti. Tabi hala işçiye ihtiyacımız var. Çiftçimiz artıya geçti ama o şu anda tam sağlayamadık. Abi bu elemanla da ticaret yapamıyoruz. Bizim o binaya ihtiyacımız var. Şuna bakabiliriz aslında. Bu eleman ne istiyor? Madam Kahina. He, yine bunu da göremiyoruz abi. Bence gemimizi tekrar geri döndürelim. Aynen abi, istediğimi yapamadım. Ticaret yaparım diye düşündüm bu bölüm ama. Elemanlar da bu arada dolanıyor bayağı. Savaş gemileri. Umarım bizim buraya saldırmazlar. Şu anda kerestemiz iyi de, tuğla da iyi de ama işçi de hala problem yaşıyoruz. Yani bizim bayağı bir tuğla işine girmemiz lazım. Aslında yapmaya da başladık halbuki. Yani yeterli mal yok diyor. Başka nerede tuğla vardır acaba? Şöyle bakıyorum ama. Başka tuğlamız yok bu adada. Çok iyi. Şurada var mı? Burada bir tane var. Abi sadece bir tane mi var? Yani sadece bir tane var. Şöyle yapalım, bizim tekrar ürünlerimizi koyalım deri. Şöyle yerleştirelim. O depomuz dolmuş. İlginç. Depomuz dolmuş arkadaşlar. Başka ne yapabiliriz? Bence çiftliğe tekrar dönelim. Çift şeyleri yapalım. Tahıla geçelim. Şöyle düşünüyorum. Şimdi şundan bir tane koyalım. Deneme açısından nedir ne değildir bakalım. Oo, bunun alanı devasa abi. Bunu nasıl ekleyelim? Şöyle iyi midir? Şöyle. O 144 diyor. O bayağı büyükmüş arkadaşlar bununki. Şöyle yapsak ne kadar? 138 diyor. Bence yeterli. Yanına da bir tane koyacağım. Aynı şekilde bunu da yapalım. Şöyle miydi? Yani şöyle iyidir. Şimdi bu bize ne kadar da üretiyor? Bir dakikada. Yani bir dakika 30 saniyede un, bir dakikada da ekmek yapıyorlar. Yani bizim daha çok çiftliğe ihtiyacımız var. Şöyle yapalım. Yine iki tane buraya da ekleyelim o zaman. Şu kısımdan şöyle doldursak yeterli.
Sonra yine aynı şekilde şöyle yapacağım. Şu kısma. Aynen abi, bu sarı sarı güzel gözüküyor. Detay seviyesi çok iyi. Sonra da değirmen ekleyelim. Bence şuraya iki tane eklesek değirmen yeterli. Çünkü zaten hızlı üretiyor. Onun yerine iki fırın üretelim bence. İki fabrika yapalım. Fırın çok iyi. Aynen, un bayağı üretecekler ama. Bir tane daha yapalım. Sör ağacı bile başarız nedeniyle bozuldu diyor. Herhalde şey, görev iptal oldu. Aynen, görev iptal olmuş. Neyse, önemli değil abi. Biz şu anda gelişimimize odaklanalım. Abi bu arada bunu yanlış yöne koymuşuz. Onu yıkıp düzelteceğim. Şöyle mi yapmışız? Aynen şöyle, daha düzgün. Bunlar ne istiyor şu anda? Yeterli mal yok diyor. Aynen, şu anda bunlar yeni kurduğumuz için gayet normal. Bura umarım üretimde hızlanırlar. Şöyle de yapabiliriz aslında. Şuraya da bir tane koyalım abi. Sonuçta çiftçimiz var. Şöyle iyi midir? Bence şöyle iyidir. Bunun da alanını da koyalım yine. Abi tam oluyor mu? Tam oluyor. Yani yine biraz alan kaldı ama. Şöyle bir tane daha koyalım. Bir tane daha yapalım çiftlik. Ekle abi, çiftlik ekle. Hop, tamam mıdır? Şimdi üretim var mı? Yani bu sefer de yakında depo yok diyorlar. Şöyle yapalım, şurada depomuz var abi. Bir depoyu buraya bağlayalım, kullansınlar. Aslında şu yolu da kullanabiliriz etrafı dolanması için ama bence o şimdilik dursun. O tuğlada 48'e gelmişiz. Çok iyi. Tamam. Şimdi arkadaşlar yükseltelim. Yükselt abi. Şu evleri yükselt. O tabi imkansız diyor. Çünkü bunlar ne istiyor abi? Bar diyor. O bar bunlara uzak kalıyor. Anladım. Tamam abi. Şimdi anlaşıldı niye böyle yükseltemediğim. Şöyle yapabiliriz aslında. Şuraya bir tane ekleyebiliriz. Aynen, biraz daha buralar yeşillendi. Hatta şu uç kusuma da bir tane yapmamız gerekiyor. Abi şuraya sığmıyor mu ya? Gözünü seveyim. Aslında şöyle de koyabiliriz. İyi midir? Bence iyidir. Her yer yeşil oldu hemen hemen. Herhalde şimdi yükseltebiliriz şurayı. Aynen, promosyon hala imkansız diyor. Bu mutluluklarını sağlamamız gerekiyor. Market de yine uzaklarında kalıyor. Anlaşıldı, yani bunları hep sağlamamız gerekiyor. O zaman yükseltebildiklerimizi yükseltelim. Şurada mesela 4 tane yükseltelim. Tabii bu sefer de çiftçimiz azaldı. Abi bu dengeyi sağlamak bayağı zormuş. Yani bayağı çabalamak gerekiyor. Gerçi problem değil. Oyuna bir tık daha böyle zorluk eklemiş. Gayet güzel. Şöyle aralardan yollarımızı koyalım diyeceğim ama şöyle yapalım. Kerestemiz geldi mi? Geldi, güzel. Şuraya ev nasıl yapabiliriz? Şöyle yapalım. Şuradan da yol geçsin. Şöyle iyi midir? Yani çiftçimizi geri artıya geldi. Gayet iyi. Keşke şu tuğlayı dediğim gibi satabilseydik. Şunları da yerleştirelim diyeceğim ama buralar dolmuş bile abi. Aslında şuradaki depoyu yükseltebiliriz arkadaşlar. Çünkü 20 tuğla diyor. 20 kereste buradaki yer bayağı kullanılıyor. Bununla şunu yükseltelim bence. Şimdi yerleştirebiliyor muyuz? Aynen abi, bir tık daha yerleştirdim. Güzel. Herhalde yanlışım yoksa adı nedir? Depo dolduğu için boş yere mi üretiyorlar acaba? Aynen, ürün deposu dolu diyor. Yani bunlar büyük ihtimal çalışmayı durdurdular. Şöyle yapalım. Aa, kilisemiz açılmış abi. Bunu kilise istekleri arasında bence şuraya yerleştirelim. Aynen abi, buraya bir tane kilise yerleştirelim. Şöyle de biraz da bakalım. Aynen abi, veya detay seviyesi gerçekten çok iyi ya. Aynen, şöyle biraz daha yakınlaşalım. O neydi abi? O ses neydi?
ağaçlarımızı ekleyelim. Şöyle arkası da güzel gözüksün. Herhalde bu isteklerinden biriydi. Aynen, ekmeğe geçtik. Şimdi onu artıya aldık. Mutluluklar içinde kiliseyi de ekledik. O bira istiyorlar bir de. Abi bu insanlar ne çok şey istiyor, gözünü seveyim. Şimdi bir sonraki aşamamız ne olsun? Sosise geçebiliriz. Domuz çiftliği kurmamız gerekiyormuş bunun içinde. Şöyle yapalım. Bir tane ekleyelim. 5 tane alana ihtiyacı var. O zaman şöyle yapalım abi, bir saniye. Şurada güzel bir depomuz var. 5 istediğine göre şöyle yapsak. Aynen böyle sanki daha etkili gibi. Aradan bir yol geçsin. Aynen şöyle aradan bir yol geçirse. Aynen şöyle tam kullanalım alanı. Böyle iyi midir? Bence gayet iyi oldu. Şöyle yapalım. Şimdi bu bir dakikada domuz diyor, bir dakikada da sosis diyor. O zaman şuraya iki tane sosis için kasap dükkanı ekleyelim. Aynen şöyle ki buna da başlamış olalım. Şuradaki depoyu da yükseltebilir miyiz? Tuğlamız eksik. Abi biraz tuğla verin bana. Gözünü seveyim. Biraz tuğla verin. Abi bayağı iyi geliştik ama bu bölümde bence. Yani tuğlaya başladık. Tahıla başladık. Kilisemizi kurduk. Güneşi teslim etmenizi istiyor diyor. Neymiş tam olarak? Göreve tam ayrıntılı bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz herhalde. Abi şu görevleri tam hala anlamış değilim. Yani bunlar dursun. -3 dedi ama. Neyse önemli değil. Abi bu bölüm bayağı bir geliştik bence. Şurayı yükseltebilir miyiz? Son 3 tuğlaya ihtiyacım var. Abi burada depo bir tık eksik sanki. Bayağı diğerleri uzakta kalıyor. Bunu yükseltmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Şunun arkası boş kalmış yine. Şuraları dolduralım. Gayet iyi. Tuğla gelmek üzere hemen hemen. Abi bu şu anda malzememiz çok fazla. Bizim ticareti bir şekilde yapmamız gerekiyor yani. Yani o şu binayı bence kuralım. Neredeydi abi şu binayı? Ama bunun bir alanı var. Ne demek istiyor acaba bu alanla? Ben şöyle bir koyacağım arkadaşlar. Merak ettim. Sendika. Bunu buraya yerleştiriyoruz. Ve böylece bunun alanı burada geçerli oluyor. Anladım. Yani bu alan içinde kil ocağı olması gerekiyor. Yani biz bu binayı şöyle koymamız gerekiyor. Doğru mudur? Bence böyle olması gerekiyor. Aynen. Şimdi bunu yaptık. Başka ne gerekiyor bize acaba? Şu ticaret yerine bir geri dönelim. Bunu yerleştirdim. Şimdi ticaret yapabiliyor muyum acaba? Liderle ticaret anlaşmamız yok. Şuraya bir bakalım. Satılık ürün bulunmamaktadır diyor. Abi burada ticaret noktası çok az. Şu depoyu geliştirebiliyor muyuz şimdi? Aynen tuğlamız hemen gelmek üzere. Şöyle hızlandıralım. Aynen şu depoyu yükseltelim. Buradaki ticaret şeyimizde, depomuzda bir yandan çalışsın abi. Şöyle yapalım. Başka neyimiz var? Aslında bir sonraki bölümde yelkene girebiliriz. Sonra böyle tersane falan. İşte çelik işleri, sabun işi, silah, bira, polis merkezi. Bunlara da bir sonraki bölüm girelim bence arkadaşlar. Bu bölümde de bence gayet bir şeyler yaptık yani. Tuğla fabrikalarına başladık. 3 tane yerde ve tahıla girdik. Ekmek üretiyoruz. Sosis üretiyoruz. Domuzla çiftliğimiz de var. Aynen bayağı domuz çiftliği de tam takır çalışıyor. Oo abi ne güzel asmışlar burada kasap dükkanları. Çok iyi. Ya bu bölümde bayağı bir şey yaptık bence. Şuradaki kereste durumumuz tabii depoyu yükseltmediğimiz için burada 75'te sabit kalıyor. Değil mi? Öyle olması gerekiyor. Aynen. Odun da 75, kereste de 75. Yani ben şöyle düşünmüştüm burayı yaparken. Yaparız işte bir ticaret hattı çekeriz. Bu kereste buradan sürekli odun kereste sürekli satılır diye düşündüm ama tam düşündüğüm gibi olmadı. Hatta bizim burada da tam dolu bunlar. Yani bir sonraki bölüm ticarete aslında girmeye başlayabiliriz. Bu arada paramız bayağı azaldı ama artıya da geçmişiz. Yani çok iyi. Şu an paramız artıyor.
Bu da bir şey bence. Şurada bir görev gördüm, ona bir bakalım. Bulmacayı çözün diyor. Neymiş abi? Bulun ve götürün. Eski Harold'u. Abi kim bilir nerede o, gözünü seveyim. Ha, onu bulmamız gerekiyor. Oh, şurada bir eleman buldum. Değirmen taşı diye bir şey verdi. Pro fabrikası değirmen. Tef değirmeni kağıt atölyesinde işe yarıyormuş. Yani şu binayı şuraya koyduğumuz zaman, bunu yerleştirdiğim zaman buraya bonus veriyor. O güzelmiş abi. Bayağı artılarımız var. Bu arada kiliseyi de mi yükseltebiliyoruz? Ha, kilise diye eve tıklamışım. Ha, bence şu anda gayet iyiyiz. Evleri de yükseltmeye başladık. Kilise falan. Bayağı bir şey yaptık bence arkadaşlar bu bölümde de. Patates tarlalarımızı koyduk. İşte domuzları koyduk. Tahıla girdik. İşte tuğlamıza başladık. Bir sonraki bölüm büyük ihtimal bir tık daha sanayiye gireriz diye düşünüyorum. Umarım yapabiliriz. Ticaret hattı eklemeyi özellikle çok istiyorum. Ona bir başlasak iyi olur. Şu artı hattı da bilerek boş bıraktım. Arkadaşlar buraya biraz dekor yapalım diyorum. Aynen, buralarda dekor olsun. Şura mesela çok fazla insan oldu, ev oldu. Burayı da dekor yapalım bence. Arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölüm dediğim şeyleri yapmaya çalışacağım, öğrenmeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.